eşim kasap zaten. Ben de çocukları büyüttükten sonra evde durmaktansa eşime yardımcı olayım diye kasapta yanında bulunmak amacıyla geldim, başladım. O günden güne işte bayan olmanın da artık nasıl diyeyim, bayan olmak, temizledim. İşte paketleri farklı yaptım. Dükkanı farklı bir konuma getirdim. Daha modern bir hale getirdim. Getirmeye çalıştım. Bayan elinde değdiği yer her yer güzel olduğuna inanıyorum. İşte paketleme, eve giden paketler yemek tencereye girecek şekilde hazırladım. Bayanların çok hoşuna gidiyor. Paketleme sistemini değiştirdim. Önceden gazetelere, kağıtlara sarılıyordu. Bunlar hep kendi fikrimizde. İşte paketleme yaptık. Güzel bir şekilde evlere servis yaptık. Restoranta tabii müşterilerimizden çok talep geldi. Etlerimizi çok beğeniyorlar. Özel etini alışverişini yapmaya geldiklerinde işte et evi açmak istedim. Restorant yapmak istedim. Bu da insanların talebiyle oldu. Restorant yaptık. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Çok farklı bir şekilde sunuyoruz. Burayı ben evde hesap yaparken 50 bin lira dedim ama 150 bin liraya geçti. Destek falan aldınız mı? Yok, destek almadım. İşte İşkur'un vermiş olduğu kurslara katıldım. Orada işte KOSGEB'den destek alırım diye bekliyorum. Projemi yaptım, sundum. 5 tane elemanım var. 4 kişi de kendimiziz. Çalışmalarda çok güzel gidiyor. Öğlenden sonra işlerimiz çok güzel açılıyor. Müşterilerimiz gelmeye başlayınca özellikle beni görmek istiyorlar. Etlerimiz, köftemiz, yani sunumlarımız o şekilde yapıyoruz. Etlerini kendim hazırlıyorum. Mutfakta kendim pişiriyorum. Elemanlarım var ama ne kadar da olsa kendim gözlüyorum. Kendim takip ediyorum. Hayvanı bizim buranın avantajı, köylerden, yakın köylerden alıyoruz. Yerli hayvanlarımız oluyor. Aldığımızı çiftliğimiz var. Çiftliğimize koyuyoruz. Oradan kesiyoruz. Eşimin girişimcilik sayesinde büyütmeye karar verdik. Restoran haline getirmeye karar verdik. Ve şirket haline getirmeye karar verdik. Çok memnunuz. İşimizin başında eşim duruyor. Bizler de ona yardımcı oluyoruz.